oradayken Japon yemeğine alıştınız mı? Japon yemeklerini pek sevmiyorum. Şöyle sevmiyorum. Ben Türkiye'de de yemek çok seçiyorum. Tatmadığım için. Ama bu sefer yemeklerini tattım. İsimleri şu an aklıma gelmiyor. Japon yemeklerini sevmeye başladım. Çiğ balık falan yediniz mi? Çiğ balık yemedim. Tempura seviyor. Yani. Tempura'yı seviyorum. O çok güzel tempura. Karaage seviyorum. Karaage seviyorum. Ondan sonra bir de Yoshi'nin yaptığı... Nabe diyor. Nabe yiyor. Ha, nabe güzel. Bayanlar, baylar ve sevgili çocuklar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok çok özel misafirimiz var. Sergir Kato, biliyorsunuz YouTube'a, Japonya'da yaşıyor ve onun annesi Şerife. Şerife Hanım, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu nasıl t-shirt? Damat Yoshi, bir arkadaşı gelmiş. Yoshi, ben de olayım Yoshi. Evet. Sergir Hanım'ın kocasında Yoshi, ben de Yoshi. Yoshi. Evet. Ben de kalmayayım Yoshi'siz, ben de ben Yoshi. Bu biliyor musunuz? Mario, Super Mario var ya oyun. Evet. Onun bir karakteri Yoshi. Evet. Evet. Yoshi'leri çok seviyorum ya, onun için Yoshi'si. Evet. Bu dünyanın en meşhur Yoshi'dir bence. Evet, bence. Önce... İkincisi... Benim Yoshi'm. Evet. Üçüncüsü de ben. Ben de Yoshi'lerin annesi olarak en meşhur anneyim. Evet, evet. Ben uzun zaman yurt dışındayım, o yüzden Japonya'ya... Ben de uzun zamanda Japonya'dayım. Ben senden daha çok görmüşüm Japonya'yı. Evet. Japonya. Siz de Japonya'ya 10 kere falan gittiniz. 10 kere gittim. Japonca da biliyor musunuz? Sevdiğin Japon kelime ne? Arigato! Sumasen! Şerife Hanım. Aha. Ben Sergin Hanım'ın evindeyim. Evet, evet. Aydın ilinin Şoke. Şoke Söke. Söke'miş. Söke şehrindeyim. Evet. Güzel bir yer. Evet. Evet. Çok az gördün ama. Evet, çok az gördüm ama pamuk mahşurmuş. Meşhur. Burada yiyormuş. Yemiyorum. Ben seni kandırdım. Dedi ki bana, Söke'nin nesi, karnım çok aç dedi. Ne yersin dedim. Söke'nin nesi meşhur dedi. Pamuk yiyoruz biz dedim. O da inandı. Aa, pamukta yatıyoruz. Yorgan yastık oluyor. Ben de yatıyorum. Normal. Ben giyiyorum. Bir de pamuklu giysiler ip oluyor. Burada mahşur yemeği ne? Biz pidesini meşhur buluyoruz. Hı-hı. Yemekten ziyade otlarımız meşhur. Hı-hı. Turp otu, bambul, şevketi bostan, Arap saçı, Arap saçı, sarmaşık. Ama onlar hep dönem dönem. Bazıları kış otu. Hı-hı. Şu anda turp var. Ablam sana turp yapacak sonra dolabında, buzlukta. Hı-hı. Bir de pide. Pidemiz meşhur. Pide şimdi yedim, çok güzeldi. Benim çok kanalımda güzel. Görebilirsiniz. Evet, evet. Kanalına abone olun ve evet. Şeref Hanım. Şerife. Şerefe, pardon. Şerife. Şerefe olunca kadeh kampanya oldu. Kampanya oldu. Şerefe. Şerife. Şerife. Şerife Hanım'ın Instagram'ın... Üç kız annesi. Üç kız annesi. Diye hesabı. Evet. O da takip et. Evet. Bekliyorum. Bak. Siz hep bunları takip edin. Japonya'yı merak ediyorsanız Japonlar burada. Evet. Ben Japonya, o Türkiye. Ben Türkiye'deyim. Çok neşelisiniz ya. Teşekkür ederiz. Neden bu kadar neşeli olabilirsiniz? Kendimi çok seviyoruz ondan. Hı-hı. Bizim de anneden kaynaklı herhalde. Hı. Böyle bir anneler olduğu için onlar da gülüyor. Türkçede bir söz var. Ön tekerlek nereye, arka teker oraya. Biliyor musun? Tekerlek araba gibi. Evet, evet. Hı-hı. Ön tekerlek nereye? Hı-hı. Arka tekerlek oraya gider. Hı, anladım. Diye on tekerlek, arka teker evet. Biz. Anladım. Önden ben gidiyorum, arkadan onlar geliyor. Ben de ikinci araba ile geliyorum. Tamam, bekliyorum. Konvoy. Sen Japonya versiyonu, Toyota. Sergen Hanım'a 12 sene Japonya'dasınız. Evet, 12 senedir Japonya. Bazen Türkiye'ye dönüyorsunuz. Evet, her yaz gelmeye çalışıyorum. Japonya'da olan şey, özlüyor musunuz? Şu an Türkiye'deyken. Evet, Türkiye'deyken. Ya özlüyorum. Tuvaletleri çok özlüyorum. Boş. Ya Yoshi'den hariç, eşimden hariç, evime hariç Japonya'da bir de servis özlüyorum. Çalışanların, servis almayı özlüyorum. Garsonların, çalışanların. Burada müşteri servis çok şeyde. İyi Japonya'da. Ama diğer yandan da çalışan olmayı hiç sevmiyorum Japonya'da. Çünkü müşteri çok zor oluyor yani. Evet, o da var. Servis almak çok güzel. Hı-hı. Ama çalışan olmak çok zor Japonya'da. Evet, ben de garsonluk yaptım. İnsanlar. Biraz evet. Zordu, zor işte. Siz Japonya 10 kere gittiniz. Evet. En sevdiğin şey neydi? Japonya'da mı? Evet. Otopark, o yollarınız. Damadınız sevmiyor musun? Damadımı çok seviyorum. O benim damadım. Oğlumu çok seviyorum. Evet, ben gelinliyim anne. Ben oğlumu seviyorum. Oğlu. Japonya'yı seviyorum, yollarını seviyorum, parklarını seviyorum.
Otobandaki tuvaletleri çok güzel. Evet. Ondan sonra su, restoranlarda sürahiyle su geliyor. Bozu su. Ücret servis ya. Ha, su. Evet. Onu ama bu arada çay ikram var. Daha evet. Güzel değil mi? Orası, ya, ama orada da çay var. Ha, yeşil evet. Çayınız var. Ha, ücreti, mugi çay var. Şey mugi çay. Çay da veriyorsa da veriyor. Burada aa, sadece evet. Çay. Aynen. Evet. Burada bazı lokantalarda ekmek ücreti. Bazı Türkler Japonya'ya gitmek istiyor. Aa, evet. Eğitim almak istiyor, ziyaret etmek istiyor veya yaşamak istiyor. Hı-hı. Onlara tavsiye var mı? Çok iyi düşünsünler. Bir kere bence Japonya bizim kafamızdaki gibi bir ülke değil. Hı-hı. Biz biraz Japonya'yı böyle efsaneleştiriyoruz. Evet. Ben hep şeyi söylüyorum blog yazılarımda ve hı-hı. Videolarda. Buraya gelecekseniz beklentisiz gelin. Evet. Ben Japon arkadaş bulacağım. Hı-hı. 4 senede Japonca öğreneceğim. Üzerine kanjileri hı-hı. Öğreneceğim. Üzerine orada vize alacağım diye gelmesinler. Hı-hı. Çünkü Japon arkadaşlık kurmak, Japonlarla arkadaşlık kurmak gerçek anlamda evet. Kurmak çok zor. Hı-hı. Japoncayı öğrenmek çok zor. Hı-hı. Japon insanı güler yüzlüdür, yardımseverdir falan filan ama bizim kafamızdaki gibi değil yani. Evet, evet. O yüzden... Farklı. Evet. Ve 12 sene sonra hala Japonca yani... Çok iyi bir derece yani Japonca hala... Şimdi Japonca konuşuyorum evet. Evet. Ama Japoncayı zorlaştıran, Türkçeden farklılaştıran şeyler var. Saygı Japoncası var. Evet. Mesela saygı Japoncası da kendi içerisinde ikiye bölünüyor. Hı-hı. Birincisi kendini aşağıya çektiğin bir Japonca var. Kendini aşağıya çekerek yükselttiğin bir Japonca hı-hı. Var. Bir de karşındakini yükselttiğin bir evet, Japonca evet. Var. Ve bizde mesela şimdi Yoshi burada anneme siz demezse annem problem etmez. Hı-hı. Ya da iş yerinde herhangi birine gelir misiniz yerine hı-hı. Gelir misin dediğin zaman bu senin için problem hı-hı. Değil. Ama Japonya'da patronuna, evet. Senden üst rütbedeki birine gelir misin dediğin zaman bu senin rütbeni etkileyebiliyor, aha. İlişkiniz bozulabiliyor evet. Ve mobbing uygulanabiliyor sana. Aha. Yani Japonca'da bu dil ayrımı çok sert. Evet. O yüzden düzgün bir firmada çalışmak istiyorsanız kendinizi çok iyi bir şekilde Japonca aha. Anlatabilmeniz, okumanız, yazmanız gerekiyor. Anladım. Ve bir Japon gibi konuşsan da Japonya'da aha. Yabancı olduğun için asla ve asla seni içlerine almayacaklar. Aha. Çünkü ben mesela 12 yıldır oradayım ve Türkçe öğretmenliği yapıyorum. Aha. Ve okuluma bir kere bile geç kalmadım. Aha. Hiç geç kalmadım, hiç izin kullanmadım. Hala daha İşte atıyorum haftaya dersim var sakın geç kalma. Hmm. Siz Avrupalılar geç kalıyorsunuz. Hmm. Ya ben Avrupalı değilim diyorum. Ama Türkiye geç kalma. Ben çok yoruluyorum. Hani anladım. Beni tanıyorsunuz artık. Evet, hani bir evet. Kere geç kalsam okey. Uh-huh. Ama Japonlar seni asla o anlamda sana güvenip iş vermezler. Hmm. Doğru mu? Doğru. Ben cevap beğenmiyorum. Etrafındaki insanlar işler falan bilmiyorum. Ama genel olarak yani kurar falan uymak çok sert. Geçmek ve saygısız dille konuşmak böyle yasak gibi. Evet, çok evet. Ayıp oluyor. Bu ve doğru. Yabancıya güven de çok yok. Hep bir hı. Böyle sen Japon'dan daha iyi çalışsan bile bir onların gözünde yetersizsin. Çünkü hı. Yabancısın. Hı. Öyle midir? Öyle. Sen tabii yabancı olmadığın için. Evet, ben Japonya'da yabancı olmadığım için anlamıyorum evet. Ama... Öyle. Zor bir ülkemiz. Ya Japonya'da yaşamak kolay zor. Değil. Değil, sanıldığı kadar kolay hı-hı. Değil. Anladım. Ama turist olarak gittiğince çok güzel evet. Diyorsunuz. Evet. İlk gittiğimde Japonya 2008'de hı-hı. Büyük kızım dedi ki anne de şeye götüreceğim size dedi. Mangal gibi hani yine grillle ilgili. Evet. Yakiniku'ya. Yakiniku'ya. Hani şey dedi ki orada yiyeceğiz. Ay gittik. Masa ayakkabılarını çıkartıyorsun. Hı-hı. Oturuyorsun. Orta bir masa, orta bir mangal gibi şey yanıyor. Hı-hı. Etler geldi. Eti kesmişler. Kendini görürsün. Karşıdakini görüyorsun. İncecik. O kadar ince. İyi, o kadar ince. Aa, ekmek. O zaman hiç kimse doymaz. Doymuyor. Bir de ekmek. Bizde ekmek var ya. Evet. Orada. Şey bir tabancında pirinç lapası. Goanmış. Koan mı? Yani. Evet. Ay bunu nasıl yiyeceğiz? Onu ne yiyeceğiz? Onu nerede yiyeceğiz? Oradan kalktı. Bir de pahalı. O şeyleriniz çok pahalı. Yakınlıklar pahalı. Bir de Kobe olduğu için Kobe beef. Kobe. Ondan sonra çıktık oradan. Benden doymadık biz. Çünkü et anlamadık. Ekmek yok, salata yok, bir şey yok. Ondan sonra doğru McDonald's'a gittik patates yedik. Böyle işte. Anılar evet. Güzel. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bayağı konuştuk. Evet. Annem ha. Olunca böyle oluyor. Sen buna 15 sesi dizi olarak yayınlarsın. Konuştuğunuz %99 kes hocam. Teşekkürler. Tamam kes. Annemi hızlandırıyor. Neden keseceksin? Çok uzun. Evet çok uzun.
Japonya ama... seni seviyorum. Yine geleceğim. Tamam bunu kesme. Tamam. Ama Japonlar da izlemiyor. Türkler evet, izliyor. Japonlar izleyin. Matane. Tamam çok teşekkür ederim. Sağ ol anne sağ ol. Kapatıyorum kapatıyorum. Tamam anne ne yapalım. Japonlar hiç çok yapıyor ama bunu böyle yapıyor. 10 saat tamam, ayrılamıyorum. Tamam. 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 Bitti tamam, bitti. Bitti. Geçti, geçti 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 tamam. Bence bunlar deli. Sen benim Yoshi'yle konuştunuz evet. Ya az önce. Anladın mı şimdi? Evet anladım. Kötü mü? Kötü değilsiniz. Çok sakin. Sakin. Ben deli miyim? Ay ben deli miyim ben? Şokeli boyla. Şokeli. Aynen öyle. Annem böyle. Ha tamam. Her gün böyle. Yoshi'ler böyle. Tamam arkadaşlar. Ben geçtim. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hona hona.